Dünyanın Turizmine herkese merhaba. Bu hafta Etiyopya'dayız. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dayız. Birbirinden değerli konuklarımızla birazdan sohbetimize başlayacağız ama öncesinde Addis Ababa'yı bir gezelim dedik. Tarihin en eski medeniyetlerinden olan Etiyopya, büyüleyici manzarası, tarihi kaleleri, antik mezarları, kayadan yapılmış kiliseleri, kendine hayran bırakan coğrafyası ve zengin kültürüyle adeta keşfedilmeyi bekleyen bir zenginlik. 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olan Etiyopya, Afrika kıtasında sömürgeleştirilmemiş tek ülke olma özelliğini koruyor. 94.352.000 nüfusuyla Nijerya'nın ardından Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla aynı zamanda insanlığın da beşiği olarak kabul ediliyor. 80'den fazla dil konuşulan, zengin doğalgaz rezervlerine sahip, son yıllarda sanayi alanında büyük yatırımlara sahne olan Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi önemli kuruluşların merkezlerine ev sahipliği yapan Etiyopya, Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olma özelliğini koruyor. Ülkede hakim olan Hristiyanlık ve İslam inancı gündelik hayatı büyük ölçüde etkiliyor. Dini bayramlar çok özel festivallerle kutlanıyor. Yılda yaklaşık 3 milyon turist ağırlayan Etiyopya, son dönemde sürdürülebilir turizm için Türkiye'yi örnek alıyor ve bu alanda kayda değer çalışmalarıyla turist sayısını artırmayı hedefliyor. Zengin kültürel birikimi, tarihi mekanları, büyüleyici atmosferiyle Etiyopya keşfedilmeyi bekliyor. Kıymetli izleyiciler, Addis Ababa'yı gezdik ve şimdi değerli konuklarımızla turizmi konuşacağız. Thank you very much. CNN Türk'te bizim misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. CNN Türk'e hoş geldiniz. Sayın Bakan, Etiyopya'da turizm açısından vizyonunuz nedir? Geldiğiniz ve bizi programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim vizyonumuz, bildiğiniz gibi çok yönlülük doğrultusunda ilerledik. Kültürel, doğal, tarihi bölgeler, arkeolojik alanlar, bunlar bizim kaynaklarımız. Vizyon olarak bizim amacımız Afrika'daki en tercih edilen hedef olmak. Öncelikli hedefimiz bu. Ve biz bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Turizm Bakanı olarak bir hanımefendiyi görmek benim için çok hoş oldu. Aslında gururlandım. Etiyopya'nın yüzü bir bayana ait. Bu konuda ne hissediyorsunuz? Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Mutluyum. Çok teşekkürler. Pekala, bir sorum daha var. Bu daha çok yatırım kısmı ile ilgili. Şimdi yeni Etiyopya konseptini tanıttınız. Yeni logo, yeni görüntüleriyle. Ve bu kökenlerin ülkesi, köklerinizin ülkesi, köklerin ülkesi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu konudaki hedefleriniz nedir? Evet, esas olarak Etiyopya turizmiyle ilgiliyiz. Biz bu alanda politikaları uyguluyoruz. Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı ile yakın işbirliği içindeyiz. Şimdi, kökenlerin ülkesinin, yani Etiyopya'nın anlamı, insanoğlunun kökenlerinin bulunduğu ülke. Biz bu ülkeyiz. Biz kahvenin kökeninin olduğu ülkeyiz. Arabika kahvesi. Biz aynı zamanda çok güzel coğrafyalara sahibiz. Örneğin, deniz seviyesinden 4500 metre yüksekte olan dağlık bölgelerimiz var. Ve ayrıca deniz seviyesinden 160 metre alçakta Dalol bölgesi diye bir yerimiz var. Dünyanın en sıcak noktası. Biz çok güzel bir mimarinin de kökenine sahibiz. Örneğin Aksum mimarisi, Lalibela mimarisi ve Gondar mimarisi. Bunun hem bizim hem de dünya açısından önemi oldukça büyük. Bu yüzden yatırım beklentisi içindeyiz. Özellikle de turizm ve konaklama sektörlerinde.
Bize göre Etiyopya'nın henüz değerlendirilmemiş büyük bir turizm potansiyeli mevcut. Aynı zamanda yatırım potansiyeli de var. Etiyopya'da turizme yatırım yapmakla ilgilenen insanlar için pazar çok açık ve oldukça uygun. Bunun yanı sıra bakanlık olarak son derece cazip yatırım paketlerimiz var. Tur operasyonları, otel, barınma, restoranlar ve diğer her türlü turizm faaliyetiyle ilgilenenler için çok cazip yatırım fırsatları var. Sayın Bakan, size bir soru yöneltmek istiyorum. Nehir projesi hakkında çok şey duydum. Nehir projesi hakkında bize özet bilgi verebilir misiniz? Yani bölgeyi mi değiştiriyorsunuz? Coğrafyayı mı değiştiriyorsunuz? Durum nedir? Ülke geneli için konuşacak olursak, bölgemizin genelinde bir hayli turizm projemiz var. Bunlar farklı alanlarda. 3 tane geniş kapsamlı projemiz var. Bunlardan bir tanesi saray projesi. İkincisi ise nehir projesi. Üçüncüsü de Şagır. Bu projeler şu anda uygulama safhasında. Bu projelerden beklentimiz çok turist getirmeleri. Bu yüzden bunlara büyük önem veriyoruz. Bizim için oldukça önemli projeler. Bu yüzden çalışmalarımız çok yoğun. Anlıyorum. Sayın Bakan, basından duyduğum haberler beni çok etkiledi. Özellikle 52 yerel dil. Bölgede konuşulan yerel dil sayısı, özür dilerim, 82, düzeltiyorum. Kültürel çeşitlilik hakkında ne söyleyebilirsiniz? Farklı kabileler, farklı halklar, bunlar turistler için ne anlam ifade ediyor? Evet. Turistler için çok iyi bir şey bu. Evet. Bizde 52 yerel dil yok. Daha fazlası var. Aman tanrım. Bizde 80 farklı dil var. 80? Evet, 80. Galiba o kadar. Bu kadar dil olması çok çeşitliliğin olduğunu gösteriyor. Kültürel açıdan. Büyüme açısından bunun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet, haklısınız. Evet. Burası aynı zamanda dillerin kaynağı, dillerin kökeni. Yani, evet, yani kökenlerin ülkesi bu bağlamda. Evet, kültürel ülkesi anlamına geliyor. Evet, evet, bir tür müze gibi. Pek çok insan için bir müze gibi. Bir açık hava müzesi gibi. Evet. Tamam. And also the other question for the turizm ofisi temsilcileriniz için bir sorum olacak. Gelecekte üzerine yoğunlaştığınız potansiyel turizm projeleri nelerdir? Ayrıca hedefleriniz ne? Yakın gelecekte ne kadar turist ağırlamayı düşünüyorsunuz? Günümüzde Etiyopya'ya ne kadar turist geliyor? Evet, şu anda birkaç tane projemiz devam ediyor. Bunlar uygulamaya çoktan geçti bile ve halen devam etmekte. Ayrıca kısa süre içinde başlayacak farklı projelerimiz de var. Yani bazı önemli projelerde yabancı şirketlerle büyük bir işbirliği içindeyiz. Etiyopya sonuçta çok büyük bir ülke. Turizm potansiyeli de bir hayli yüksek. Turizm kaynakları yönetimini ortaya koymamız gerekiyor. Böylece turizm kaynaklarımız ve potansiyelimiz rahatça görünür. Bu halen devam etmekte olan büyük bir proje. İkinci proje ise bu kaynak eşleştirmesine bağlı olarak turizm hedefi bölgeleri geliştirme stratejisi geliştireceğiz. Bu tüm ülkenin izleyeceği bir yol güzergahı olacak. Bunun yanı sıra özel sektörü, doğrudan yabancı yatırımcıları ve yerel toplulukları da turizm alanına yönelmeye teşvik edeceğiz. Ayrıca diğer taraftan bakıldığında Addis Ababa bir bağlantı noktası olacak. Bana göre Afrika'da böyle bir konum olacak. Evet. Bundan bir hafta kadar önce kitlesel turizm stratejimizi değerlendirme toplantılarını yaptık. Konferans ve toplantı turizmini çekmek istiyoruz. Afrika çapında örgütleri, kurulları, bunun yanı sıra şirket konferanslarını da buraya, Addis Ababa'ya çekmek istiyoruz. Toplu turizm üzerinde yoğunlaşıyoruz ve bunun için belli stratejilerimiz var. Ayrıca bakanlığın da ekoturizm stratejisi ve yerli turizm stratejisi var. Ülkede turizmi geliştirme konusunda kararlıyız ve kendimizi buna adamış durumdayız. Bakanımızın da dile getirdiği gibi, bizim amacımız Afrika'da en gözde 5 hedef ülke arasında yer almak.
2025 hedefimiz bu. Şu anda turist sayımız son derece düşük. 1 milyonun altında. Anlıyorum. Bunu 3 katına çıkarmak istiyoruz. Bu şekilde Afrika pazarında turizmde önde gelen ülkelerden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu iyi bir şey. Çünkü çok şey gerçekleştirmişsiniz. Bakanlık ve Sayın Bakan ve daha önce görüşme yaptığımız Sayın Başbakan Abiy Ahmet ile. Bölge gerçekten mükemmel. Bir şeyleri masaya yatırıp devam etmeniz yeterli yani. Son sorularıma geçiyorum. Özellikle de Sayın Bakan'a sormak isterim. Yatırımcı ya da turist olarak buraya gelmek isteyenlere ne önerirsiniz? Örneğin, Bole Uluslararası Havalimanı'na indiğimde, yani Addis Ababa'ya indiğimde ne yapmam gerekiyor? Bu konuda ne düşünürsünüz? Bize ne önerirsiniz? Bir yatırımcı olarak neler yapabileceğinizi söyledim. Bizim çok zengin kaynaklarımız var. Bölgenin tamamında doğamız var, kültürümüz var, arkeolojik alanlar var. Yani açıkçası burada çok yönlülük var. Çok yönlü kaynaklarımız var. Yani bir yatırımcı Etiyopya'ya geldiğinde onlara yönelik olarak hazırladığımız paketler var. Ayrıca yetişmiş insan gücümüz var. Yani şunu söyleyebilirim, her şey var. Çok iyi. Bunlar turistler için geçerli. Bole Uluslararası Havalimanı'na indim diyelim. Sonra ne yapmalıyım? Bir milli parka mı gideyim? Yoksa turistler için ne önerirsiniz? Yoksa şehri mi gezeyim? Etiyopya'ya gelmek isteyenlere, evet Addis'e gelmek isteyenlere ne önerirsiniz? Evet, Addis'te mi? Addis'te. Addis'e bakacak olursak, bence Addis kendi başına bir turistik hedef. Evet. Turizm programında yer alıyor. Addis'te çok sayıda müze bulunuyor. Ulusal müze örneğin. Başka müzeler de var. Ulusal müzeye gidebilir yani. Ulusal müzeye gidebilir. Bir kısmı da nehir tarafında, bir kısmı milli park tarafında. Bir kısmı da milli park tarafında. Tamamlandıktan sonra daha fazla turist gelecektir. Tamam. Siz ne önerirsiniz efendim? Kökenler ülkesi olarak... Kökenlerin ülkesi olarak siz ne önerirsiniz? Bakanımıza katılıyorum. Etiyopya olarak herkese kucak açıyoruz. Kökenlerimize geliyorsunuz. Kendi kökenlerinize geliyorsunuz. Burası biz insanlığın beşiğiyiz aslında. İnsanlığın kökeni yani. Evet, buraya gelen insanlar aslında köklerine dönmüş olacak. Köklerini ziyaret etmek isteyen herkese kapımız açık. Kökenlerin ülkesi olarak... Burada çok iyi zaman geçirmelerini temenni ediyoruz ve bütün hazırlıklarımız bu yönde olacak. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Thank you very ben much, teşekkür Minister ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Sir, the last question, Excellency. Son bir soru Sayın Bakan. Biz Başbakan'la görüştük ve turizm konusunda çok şevkli olduğunu gördük. Halk bu konuda ne düşünüyor? Özellikle de yerli yatırımcılar, sokaktaki vatandaş. İnsanlar tamam turizme ağırlık vereceğiz mi diyor? Yani genel kanı ne yönde? Evet, genel olarak insanların mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Başbakanımız bu konuya büyük önem veriyor. Halkımız için de bu çok önemli. Toplum liderleri de bu vizyona katılıyor. Evet, tamamen katılıyorlar. Evet, yani halk başbakanın vizyonunu destekliyor ve %100 bir destek görüyor. Evet, evet tamam. Çok teşekkür ederim. Dünyanın turizminde Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Hirat, Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Hirat'ı aynı zamanda turizm direktörünü konuk aldık. Şimdi biraz da Addis Ababa'yı gezelim. Joseph Bey, bizimle olduğun için tekrardan teşekkür ederim. Bizim için genel hatlarıyla Etiyopya'da turizmi anlatır mısınız? Kendi bakış açınızdan. Bana göre turizm sektörü şu sıralar henüz başlangıç evresinde. Fakat Başbakanımız turizme oldukça büyük bir önem veriyor. Turizmi geliştirmek için çok çabalıyor.
Şu anda değiliz belki ama birkaç yıl sonra Afrika'nın en büyüklerinden biri olacağız. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla herkes şunu söylüyor. Afrika'nın incisi artık Etiyopya. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Bildiğiniz gibi Addis en eski şehirlerimizden biri. Etiyopya her zaman bağımsız bir ülke oldu. Hiçbir zaman sömürgeleştirilemedi. Evet. Diğer bütün ülkeler bu yüzden bu kadar gelişmiş değil diyebilirim. Bu nedenle burada böyle bir toplumumuz var. Burası Afrika'nın merkezi denebilir. Son bir soru. Etiyopya'da yatırım yapacaklara ne gibi önerileriniz olacak? Burada oldukça geniş yatırım fırsatları var. Dubai ve Paris'te bizzat kendim yatırımcı gruplarla görüştüm. Etiyopya'ya yatırım yapmak konusunda çok istek var. Burası çok büyük bir pazar. Afrika'da bu fırsatı değerlendirmek için gelecek olanları bekliyor. Biz Etiyopya olarak elimizden gelen yardımı ülke olarak yapmaya hazırız. Bu fırsatlar bugün mü geçerli? Hayır, fırsatlar sadece şu an için geçerli. Henüz gelmemiş olanlar çok geç kalmış olacak. Katıldığınız için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu anda Sümeyra İshaks ile beraberiz. Çok teşekkür ederim bize katıldığınız için. Kongre organizasyonlarında sizin gibi etkin bir isim, kongre turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kongre turizmi gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Oldukça önemli. Bana göre gelişmekte olan ülkeler için bu tür turizm forumları son derece önemli. Bunlar işin diğer yönleri. Etiyopya 2020 yılında Dünya Turizm Forumu'na ev sahipliği yapacak. Bunun Etiyopya'ya ne gibi etkisi olacak? Gelişmekte olan ülkeler için kongre turizmi gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Oldukça önemli. Çünkü bu ülkeler gelişmek istiyorlar. Çok iyi turizm potansiyelleri var. Ama standartlarını nasıl yükselteceklerini, nasıl marka oluşturabileceklerini, yatırımcıları, uluslararası yatırımcıları nasıl çekeceklerini bilmiyorlar. Bunlar üçüncü seviyede bulunan ülkeler ve şehirler. New York, Barcelona, Madrid, Londra gibi en gelişmiş şehirlerle nasıl rekabet edeceklerini bilmiyorlar. Dünya Turizm Forumu bu açıdan onlar için son derece önemli bir mecra sunuyor. Bu sayede turizm projeleri hakkında konuşabilir, hükümetin öngördüğü fırsatlar ve reformları anlatabilirler ve böylece turizmdeki süreci hızlandırabilirler. Turizmin pek çok şeye ihtiyacı vardır. Bunların özel sektör ve kamu sektör işbirliği içinde verilmesi gerekir. Hükümetler tek başlarına yeterli olmaz. Dünya Turizm Forumu gibi etkinlikler, bu kurumları bir araya getirmeleri açısından çok önemli bir rol oynuyor. Forumun haricinde kongre organizatörleri için ne gibi önerileriniz var? Özellikle de Etiyopya açısından. Bana göre bir ülkede düzenlenecek olan kongrelerin o ülkeyle bir tür bağının olması gerekiyor. Bu bağ çok önemli. O ülkeyle ilgili olması gerekiyor. Ekonomi açısından, halk açısından, büyüme planları açısından oldukça ilgili olması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Çok teşekkür ederim. Dünyanın turizminde birbirinden değerli konuklarımızı bu hafta Etiyopya'nın başkentinde Addis Ababa'da ağırladık. Haftaya dünyanın farklı bir coğrafyasında ve farklı bir noktasında tekrar turizmi konuşmak üzere. Hoşça kalın.